Merhaba. Orijinalini Yale Üniversitesi'nde psikoloji dersleri veren Lori Santos'un hazırladığı bir dersle karşınızdayım. Sizlere bugün bilişsel önyargılar serisinin bir parçası olan referansa bağlılık ve kayıptan kaçınmadan bahsedeceğim. Bir ekibin başında son derece hızlı bir şekilde yayılan ölümcül bir griple mücadele eden bir doktor olduğunuzu düşünün. Grip o kadar etkili ki 600 milyon kişi daha şimdiden bu hastalığa yakalanmış ve eğer bir şey yapılmazsa bu insanların hepsi ölecek. İyi haberse gribi tedavi eden iki ilaç olması. Hangi ilacın üretileceğine ise sizin ekibiniz karar verecek. Klinik testlere göre A ilacı hastalığın bulaştığı insanlardan 200 milyonunu kurtarabilecek. B ilacının ise hastalığın bulaştığı insanların hepsini kurtarma olasılığı 1 bölü 3 iken hiç kimsenin kurtulmama olasılığı ise 2 bölü 3. Bu durumda hangi ilacı seçerdiniz? Muhtemelen A öyle değil mi? A ilacının 200 milyon kişiyi kesin olarak kurtaracağını biliyorsunuz ve bu oldukça iyi bir sonuç. Şimdi bir de birazcık daha farklı bir seçimle karşı karşıya kaldığınızı düşünelim. Bu sefer C ilacıyla D ilacı arasında bir seçim yapmak zorundasınız. C ilacını seçerseniz hasta insanların 400 milyonu kesin olarak ölecek. D ilacını seçerseniz kimsenin ölmeme olasılığı 1 bölü 3 ve 600 milyon kişinin ölme olasılığı 2 bölü 3. Peki bu durumda hangi ilacı seçerdiniz? Muhtemelen D öyle değil mi? Yani kimsenin ölmeyecek olma olasılığı oldukça iyi bir olasılık. Birinci senaryoda A, ikinci senaryoda da D'yi seçtiyseniz yalnız değilsiniz. Davranışsal ekonomist olan Daniel Kahneman ve Amos Tversky bu senaryoları üniversite öğrencilerine sunduklarında deneklerin %72'si A ilacının B'den, %78'i de D ilacının C'den daha iyi olduğu cevabını vermiş. Şimdi bu iki sonuca farklı bir açıdan yaklaşmak istiyorum. Hatta isterseniz her ilacın kaç kişiyi kurtarıp kaç kişinin ölümüne sebep olduğunu da hesaplayabiliriz. A ilacı 200 milyon kişiyi kesin olarak kurtarırken, B ilacının 600 milyon kişiyi kurtarma olasılığı 1 bölü 3. Yani kimsenin kurtulamama olasılığı da 2 bölü 3. Aynı şeyi C ve D ilacı için yaptığımızda bu ilaçların A ve B ilaçlarından farklı olmadığını görüyoruz. A ve C ilaçları 200 milyon kişiyi kurtarırken 400 milyon kişinin ölmesine yol açacak. B ve D ilaçlarının ise herkesi kurtarma olasılığı 1 bölü 3 iken kimsenin kurtarılamama olasılığı 2 bölü 3. 200 milyon kişinin kesin olarak kurtarılması ile herkesin kurtarılma olasılığının 1 bölü 3 olduğu seçeneklerden hangisinin daha iyi olduğu hakkında tartışabiliriz. Ama A ilacını B ilacına tercih etmişken D ilacını C ilacına tercih ediyor olmak oldukça garip bir durum. Ne de olsa bunlar isimleri farklı olmasına rağmen aynı ilaçlar. Peki kelime kullanımındaki bir değişiklik muhakememizi neden etkiliyor olabilir? Kahneman ve Tversky bu garip durumun insan muhakemesinde etkili olan iki önyargıdan kaynaklandığını savunuyorlar. Referansa bağlılık ve kayıptan kaçınma Referansa bağlılık kararlarımızı mutlak şeylere değil de bazı durum ve referanslara göre verdiğimiz anlamına gelir. Yolda para bulduğunuzda bunu net gelirinizin bir parçası olarak değil de o anki para durumunuzun artması olarak değerlendirmenizin sebebi de budur. Bulduğunuz para oranında zenginleştiğinizi düşünürsünüz. Referansa bağlılık sebebiyle az önceki örnekteki seçenekleri kurtarılabilecek insanların mutlak sayısını düşünerek değerlendirmezsiniz. Bunun yerine her seçeneği belirli bir referansa göre sınıflandırırsınız. Kelime kullanımı işte bu noktada önemli olmaya başlıyor. Birinci senaryo kurtarılabilecek hayatlar üzerine kurulmuştu. Yani referans noktamız buydu ve bu yüzden kurtarılabilecek ekstra hayatları değerlendirdik. İkincisinde ise hangisinde daha az kayıp yaşayacağımızı düşündük. İkinci örnekteki kayıplar için endişelenme ise bizi kararlarımızı etkileyen ikinci önyargıya yani kayıptan kaçınmaya götürüyor. Kayıptan kaçınma adından da anlaşılacağı gibi kayba yol açacak kararlardan kaçınma anlamına gelir. Para olsun, hayat olsun ya da şeker olsun hiç fark etmez. Biz kaybetmeyi sevmeyiz ve potansiyel kayıplardan kaçınmak için bir içgüdüye sahibiz. Ekonomistlere göre kayıptan kaçınma önyargısı yüzünden mantık dışı birçok şey yapıyoruz. İnsanlar kaybı engellemek için değeri düşmekte olan mülklerini zarar edeceklerini düşündükleri için satmıyor, kötü yatırımlar yapıyor ve uzun vadede iyi performansı olacak riskli hisseleri satın almıyorlar. Kayıptan kaçınma sebebiyle C ve D ilaçlarının insanların hayatlarını kaybetmelerine sebep olma ihtimaliyle yüzleşiyoruz ve kayıpları en aza indirgemek için C ilacını değil kimsenin ölmeme olasılığına sahip olan D ilacını seçiyoruz. A ve B ilaçı söz konusuyken kayıptan kaçınma çok da aktif değildi. İlaçların ikisi de insanları kurtarabiliyorken daha güvenli olan seçeneği yani A seçeneğini seçiyoruz. Yani sonuçları farklı bir şekilde betimlemek hangi senaryonun daha kötü olduğu konusundaki fikrimizi değiştirebiliyor. Kayıptan bahsedildiğinde bunu mümkün olduğu kadar engellemek için alabileceğimizden daha fazla risk içeren bir seçeneği bile tercih edebiliyoruz. Bunun için soruyu farklı bir şekilde sormak ya da durumu farklı bir şekilde tanımlamak ölüm kalım durumlarında bile tamamen farklı seçimler yapmamıza yol açabilir. Bu durumlarda tamamen aklımızın kararı nasıl yorumlayacağına bağlıyız. Aklımızın kararı nasıl yorumlayacağı ise bilişsel önyargılara